6. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet gününe yemin ederim. 2. Ne damet çeken nefse yemin ederim. 3. İnsan zanneder mi ki biz onun kemiklerini bir araya toplayamayız? 4. Evet, biz parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz. 5. Fakat insan önündekini yalanlamak ister de 6. Kıyamet günü de ne zamanmış diye sorar. 7. Göz kamaştığında. 8. Ay tutulduğunda. 9. Güneş ve ay bir araya getirildiğinde. 10. O gün insan, kaçacak yer nerede? Der. 11. Hayır, hiçbir sığmak yoktur. 12. O gün herkesin duracağı yer, ancak Rabbinin huzurudur. 13. O gün önde ve sonda ne yaptıysa insana bildirilir. 14. Daha doğrusu insan, kendi kendinin şahididir. 15. Bazı mazeretler sayıp dökse de diriliş günü parmak uçlarını bile düzelteceğiz. Daha önce de birkaç kere geçtiği gibi, kasem edilen şey menfi bir şey ise, kasemden önce nefin tekidi için lam harfini getirmek caizdir. Burada üzerine yemin edilen şey, öldükten sonra dirilmenin ispatıdır. Ve öldükten sonra cesedlerin yeniden dirilmeyeceğini iddia eden cahil kulların iddiasını reddir. Bunun için Allah Teala, kıyamet gününe yemin ederim, nedamet çeken nefse yemin ederim, buyuruyor. Hasan el Basri der ki, Allah Teala kıyamet gününe yemin etmiş, ancak nefsi livame, nedamet çeken nefis, ye kasem etmemiştir. Katade ise her ikisine birlikte kasem edilmiş olduğunu söyler. İbe bu hatime de böyle nakleder. İb söyler taberi, Hasan ve Alebin bu ayeti şeklinde kasem ederim diyerek okuduğunu anlatır. Bu, Hasan el Basri'nin görüşü doğrultusunda bir okuyuştur. Çünkü o, kıyamet gününe yemini kabul etmiş, ne damet çeken nefse yemini kabul etmemiştir. Sahih olan ise, Katade merhumun söylediği gibi her ikisine birlikte yemin edilmesidir. İbabaz ve Said İb Cübeer'den rivayet edilen de budur. İb Söreir Taberi de bu görüşü tercih eder. Kıyamet günü mağüm, nefsi livvameye gelince, bu konuda Kurra İb Halid, Hasan el Basri'den nakleder ki, o, şöyle demiş, Allah'a ent olsun ki, gerçek mümin daima kendi nefsini kınar. Şu sözümle neyi kastettim, bu yememle maksadım neydi, içimden gecen su sözden muradım neydi, der. Fasık kişi ise, kendi nefsini asla kınamaz. Cüveybir der ki, bize ulaştığına göre, Hasan bu ayet konusunda şöyle dermiş, Kıyamet günü, gök ve yer ehlinden herkes mutlaka kendini kınar. İbebu Hatim de der ki, bize babam, Semmâk'tan nakletti ki, o, ikrime, ye Allah Teala'nim, ne damet çeken nefse yemin ederim, kavlini sorduğunda, şöyle demiş, iyilikte de kötülükte de onu kınar. Şöyle yapsaydım, şöyle yapsaydım, der. İb Sörir Taberi de Ebu Küreyb kanalıyla. Semmak'tan bu hadisi nakleder. Yine İb Sörir Taberi der ki, bize Muhammed İb Beşar. Said İb Cüber'den nakletti ki, o, ne damet çeken nefse yemin ederim, kavli hakkında şöyle demiştir, o nefis, hem hayır hem de şer konusunda kendini kınar. Ve yine taberi bir başka yolla Said İbcübeer'den nakleder ki, o, Abdullah İb Abas'a bu ayeti sorduğunda şöyle demiş, bu, çok kınayan nefistir. İbe Necih de Mücahid'den nakleder ki, o, bu ayete, kaybettiği şeye pişman olur ve bundan dolayı kendini kınar, anlamını vermiştir. Ali Talha Talha'da İb Abas'tan nakleder ki kelimesi, kınanmış, demektir. Katade ise azgın anlamını verir. İl söyler Taberi der ki, bu ifadelerin hepsi anlam bakımından birbirine yakındır. Ama en doğrusu kur, anem zahirine göre mana vermektir ki bu da, o nefsin sahibini iyilik ve kötülük konusunda kınamasıdır. İnsan zanneder mi ki biz, onun kemiklerini bir araya toplayamayız? İnsan zanneder mi ki kıyamet günü biz onun kemiklerini dağıldığı muhtelif yerlerden toplayıp tekrar eski haline döndürenleyiz? Evet, biz parmak uçlarını bile düzeltmeye kadiriz. Said İbcüber ve Afi, İb Abbas'ın bu ayetteki parmak uçlarının, tırnak veya ayağın ucunda biriken deri kısmından oluşan topuğumsu bir şey olduğunu bildirmiştir. Mücahid, İkrime, Hasan, Katade, Dahak ve İb Sörir de böyle demişlerdir. İb Sörir, bu ayeti şöylece yönlendirir, eğer Allah dilemiş olsaydı, Bicen'u dünyada yapardı. Ama ayetin zahirinden anlaşılıyor ki kelimesi, kelimesinden haldir. Yani mana şöyledir, insan, bizim onun kemiğini birleştiremeyeceğimizi mi zannediyor? Evet, biz onu toplayıp birleştireceğiz. Hatta onun parmak uçlarını bile düzeltmeye gücümüz yeter. Gücümüz bunu birleştirmek için müsaitdir. İsteseydik, onu bundan daha fazlasıyla donanmış olarak diriltir ve parmak uçlarını dümdüz yapardık. Bu, İbku Teybe ve Zeccam sözünden de anlaşılan manadır. Fakat insan, önündekini yalanlamak isterdi. Said, Abdullah İb Abbas'tan nakleder ki, o, bu ayete, öne doğru koşar, anlamını vermiştir. Afide İb Abbas'tan nakleder ki, önündekini yalanlamak ister de, kavrinden maksat ameldir. İnsan der ki, şunu yaparım ve kıyamet kopmazdan önce de tevbe ederim. Denilir ki, bu, kıyametten önce hakkı inkar demektir. Mücahid ise bu ayete şu manayı verir, başını eğerek öne doğru koşar. Hasan da der ki, Ademoğlu adım adım kendini Allah'a isyana sürükler. Allah'ın, korudukları müstesnadır. İkrime, Said İyit Cüber, Dahak, Süddi ve Selef'ten bir başkasından rivayet edilir ki, bu acele günah işleyip tevbe erteleyen kimsedir. Ali İb Ebu Talha İb Habas'tan nakleder ki, bu, hesap gününü yalanlayan kafirdir. İb -Zeyd de böyle der. Maksadın en açık ifadesi de budur. Bu sebeple hemen arkasından, kıyamet günü de ne zamanmış? diye sorar, buyuruyor. Kıyamet günü ne zaman olacaktır? der. Bu soru onun vukuunu uzak saymak ve gerçekleşmesini yalanlamak için sorulmuş bir sorudur. Nitekim Allah Teala bir başka surede şöyle buyurur. Derler ki: Doğru sözlüler iseniz bu vaat ne zamandır? de ki: Sizin için bir geyünün miadı vardır. Ondan bir an ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Sebe 29 30. Burada ise Allah Teala buyuruyor ki Göz kamaştığında, Ebu Amib Ayela der ki, kelimesi Ram kesresiyle kamaşmak anlamındadır. Bunun benzeri bir ifade de İbrahim suresindeki şu ayettir, onları sadece gözlerin dehşetle belereceği bir güne kadar tehir etmektedir. İbrahim, 42. Onlar dehşetten böyle böyle bakarlar, hiçbir şeyin üzerinde gözleri karar kılıp durmaz. Çünkü şiddetli korku içindedirler. Başkaları da bu kelimeyi Ra'nın fetası ile okumuşlardır ki, bu da anlam bakımından birinciye yakındır. Maksat şudur, kıyamet günü gözler belerir, korkar, hayrete düşer ve kamaşır. Gördüğü hallerin dehşetinden, azametinden ve şiddetinden hakir ve zelil olur. Ay tutulduğunda, ışığı gittiğinde, güneş ve ay bir araya getirildiğinde, mücahid der ki, güneş ve ay dürüldüklerinde. İbzeyt bu ayetin tefsirinde, güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar düşüp söndüğü zaman, tekvir, bir ila iki, ayetini okumuştur. Mes, Uldun bu ayeti şeklinde güneş ve ayın arası birleştirildiğinde, diyerek okuduğu rivayet edilir. O gün insan, kaçacak yer nerede? der. İnsanoğlu kıyamet günü bu dehşetengiz hallerle yüz yüze gelince, kaçmak ister ve, kaçacak yer nerede? der. Kaçıp sığınılacak bir yer var mı? Allah Teala buyuruyor ki, hayır, hiçbir sığınak yoktur. O gün herkesin duracağı yer, ancak Rabbinin huzurudur. İb Mesud, İb Abbas, Said İb Cübel ve Seleften birçok kişi, o gün kurtuluş yoktur, diye mana vermişlerdir. Bu ayeti kerime Allah Teala'nın şu kavli gibidir, o gün, hiçbiriniz için sığınacak bir yer yoktur, inkar da edemezsiniz. Şura, 47, inkar edebileceğiniz hiçbir yeriniz yoktur. Burada ise, hiçbir sığınak yoktur, buyuruyor. Varıp sığınarak korunacağınız bir yer yoktur. Bunun için, o gün herkesin duracağı yer, ancak Rabbinin huzurudur, buyuruyor. Dönüş ve varış ancak onun katmadır. O gün önde ve sonda ne yaptıysa insana bildirir. Eski, yeni, önce ve sonra, büyük ve küçük yaptığı her şey, her amel insana bildirilir. Tıpkı Allah Teala'nın bir başka ayette buyurduğu gibi, çünkü bütün işlediklerini hazır bulurlar. Ve Rabbin kimseye asla zulmetmez. Kef, 49, burada ise devamla buyuruyor ki, daha doğrusu insan, kendi kendinin şahididir. Bazı mazeretler sayıp dökse de, insan kendinin şahididir. Mazeret sayıp dökse ve inkar etse de yaptığı şeyi bilir. Allah Teala'nın bir başka ayette buyurduğu gibi, oku kitabını. Bugün kendi hesabın için kendi nefsin sana yeter. İsra, 14, Ali İb Ebu Talha, İb Abbas'tan nakleder ki, o, daha doğrusu insan, kendi kendinin şahididir, Kavli hakkında şöyle demiştir, gözü, kulağı, elleri, ayakları ve organları onun şahididir. Katade ise, kendi nefsine şahittir, der. Bir başka rayvayette de şöyle der, Allah'a andolsun ki, istersen onun insanların eksikliklerini gördüğünü, kendi günahlarından ise gafil olduğunu müşahade edersin. Denilir ki, İncil'de şöyle yazılıymış, Ey oğlu, kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki olduğunu görmezsin. Mücahit der ki, bazı mazeretler sayıp dökse de. İnsan o konuda tartışsa da kendi yaptıklarını kendisi görür. Katade ise, batıllama, zeret getirse de kabul edilmez, der. Süddi, mazeretin belge, anlamına geldiğini söyler. İbzeyt, Hasan el Basri ve başkaları da böyle demişlerdir. İbsörir Tabefi de bu görüşü tercih eder. Katade, Zürare kanalıyla İb Abbas'tan nakleder ki, o, bazı mazeretler sayıp dökse de, kavli hakkında, elbiselerini atsa da, diye mana vermiştir. Daha hak ise, kendini örten örtülerini açsa da, anlamını verir. Nitekim Yemenliler perde ve örtüye mazeret adını verirler. Doğrusu bu, mücahid ve arkadaşlarının da görüşüdür. Tıpkı Allah Teâlâ'm şu kavillerinde olduğu gibi, sonra onların, sadece, andolsun Allah'a ki, ey Rabbimiz, bizler müşriklerden değildik, demelerinden başka çareleri kalmaz. Enam 23 Allah ondan hepsini yeniden dirilteceği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin ederler ve gerçekten bir şey üzerinde olduklarını sanırlar. İyi bilin ki onlar gerçekten yalancılardır. Mücadele 18 Afi, İb, Neabastan nakleder ki bazı mazeretler sayıp döksede kavlindeki mazeretler özür dileme anlamına gelmektedir. İşitmiyor musun Allah Teala zalimlere mazeretleri fayda vermez buyuruyor ve o gün Allah'a arzı teslimiyet ederler. Nâeçel 87 ve yine biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Nâeçel 28 ve andolsun Allah'a ki ey Rabbimiz bizler müşriklerden değildik. Enam 23 derler. 1. 16. Onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma. 17. Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize aittir. 18, öyle ise biz onu okuduğumuz vakit, sen onun okunuşunu dinle. Bir Ebul Fida İsmail İbkesir, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, 14 bölü 8194-8197. 19, sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. 20, hayır, bilakis siz, çabuk geçeni seversiniz. 21, ve ahireti bırakırsınız. 22 Bir takım yüzler o gün parlayacak, 23 Rablarına bakacaklardır. 24 Bir takım yüzler de o gün asıktır. 25 Bel kemiğinin kırılacağını anlar ve Rablarına bakacaklar. Bu ayet, aziz ve celil olan Allah'tan Resulü'nün melekten vahyi nasıl alacağını tayin niteliğindedir. O, vahyi almaya hazırlanacak, melek de onu alt çizgi okumak için yarışacaktır aziz ve celil olan Allah, Resulüne emrediyor ki, melek kendisine vahiy ile geldiği zaman onu dinlesin. Meleğin getirdiğini kalbinde toplamayı ve onun getirdiği şekilde kolayca öğrenmesini sağlamayı kendisi tekeffül etmektedir. Bu vahiy onu açıklayıp tefsir ve izah gücünü verecektir. Birinci hal, vahiyin göğsünde toplanmasıdır. İkincisi onun okunması, üçüncüsü de tefsiri ve anlamının açıklanmasıdır. Bu sebeple, onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma kur, çabucak öğrenmek için. Nitekim Taha suresinde de şöyle buyurur, Kur'an sana vahiy edilirken, vahiy bitmezden önce unutmamak için acele tekrar edip durma ve, Rabbim, ilmimi artır, de. Taha, 114. Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize aittir. Onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. Öyleyse biz, onu okuduğumuz vakit, sen onun okunuşunu dinle. Aziz ve celil olan Allah'tan aldığı vahiy melek sana okuduğu zaman, onu dinle sonra sana okuttuğu gibi sen de oku. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Ezberleyip okuduktan sonra onu sana açıklar ve izah ederiz. Koyduğumuz hüküm gereğince maksadımızın ne olduğunu sana ilham ederiz. İmam Ahmet Tınhanbel der ki, bize Abdurrahman, İbatabaz'ın şöyle dediğini bildirdi, Resulullah, S.A. Kur, inen ayetleri hızla okuyordu ve dudaklarını oynatıyordu. Raviler arasında yer alan Said İb Cüber der ki, İb Abbas, bana, Resulullah, S.A. Nasıl iki dudağını oynatıyor idiyse, ben de iki dudağımı öylece oynatıyorum, dedi. Raviler arasında yer alan Musa İb Ayşe de dedi ki, Said bana, ben İb Abbas'ın iki dudağını nasıl oynattığını gördümse, aynı şekilde iki dudağımı oynatıyorum, dedi. İşte Resulullah'ın bu davranışı üzerine Allah Teala onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma. Şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize aittir. Ayetini indirdi. Onu göğsünde toplamak bize aittir. Sonra sen göğsünde toplananı okursun. Öyle ise biz onu okuduğumuz vakit sen onun okunuşunu dinle. Ona kulak ver ve sus. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Bundan sonra Cebrail A.S. Gelip okuduğunda Resulullah, S.A. Onun okuttuğu gibi okurdu. Buhari ve Müslim değişik yollarla Said İb Cüber, den bu hadisi rivayet ederler. Buhari'nin lafzı ise şöyledir, Cebrail ona geldiği zaman, acele ederdi. Gidince azız ve celil olan Allah'ın kendisine vaat ettiği gibi Resulullah onu okurdu. İbe bu Hatim der ki, bize Ebu Said el Eşek. İbabas'ın İb şöyle dediğini bildirdi, Resulullah, S.A.A vahiy nazil olduğunda, üzerine bir ağırlık çökerdi. Vahin indirildiği de dudakların düzeltme işareti oynatmasından anlaşılırdı. Vahyin baş tarafını alır ve sonu gelmeden evvel başını unutmamak için dudaklarını oynatırdı. Bunun üzerine Allah Teala, onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma, ayetini indirdi. Şabi, Hasan el-Basri, Katade, Mücahid, daha hak ve başkaları da bu ayetin bu sebeple nazil olduğunu söylemişlerdir. İb Sörir Taberi, Avfi kanalıyla İb Abbas'tan nakleder ki, O, onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma, ayeti hakkında şöyle demiştir, Resulullah S.A. unutmaktan korkarak durmadan okumayı tekrarlıyordu. Bunun üzerine Allah, bu ayeti indirdi ve, şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize aittir, buyurdu. Sana okutacağız da bir daha unutmayacaksın. İbabaz ve Atiye el Afi, sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Kavli hakkında, helal ve haramı açıklamak bize düşer, diyeceği düzeltme işareti emana vermişlerdir. Katade de böyle der. Hayır, bilakis siz, çabuk geçeni seversiniz. Ve ahireti bırakırsınız. Allah'ın Resulüne indirdiği gerçek vahiy ve yüce kur, anı reddedip kıyamet gününü tekzip etmeye onları sevk eden şey, yalnız ve yalnız bu geçici dünya hayatına değer vermeleri ve ahireti unutup ondan uzak durmalarıdır. Bir takım yüzler de o gün parlayacak. Sevinçli, aydınlık, parlak ve güzel olacaktır. Rablarına bakacaklardır. Ayan beyan Rablanlı göreceklerdir. Buhari merhumun sahihinde rivayet ettiği gibi, siz Rabbimizi aşikare göreceksiniz hadis imamları katında karşı konulması ve reddedilmesi imkansız biçimde mütevatir yollarla varit olan sahih hadislerle müminlerin ahiret diyarında Allah'ı görecekleri sabit olmuştur. Nitekim Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yer alan Ebu Sat ve Ebu Hüreyre'den menkul hadiste buyurulur ki, insanlar, ey Allah'ın Resulü biz kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz? Dediler. Resulullah, S.A. buyurdu ki, bulutsuz bir günde güneş ve ayı görmekten rahatsız olur musunuz? Onlar, hayır, dediler. Resulullah, S.A. buyurdu ki, işte siz, Rabbinizi böylece göreceksiniz. Buharı ve Müslim'in sahihlerinde Sörir'den nakledilir ki, Resulullah, S.A. Dolunaylı bir gecede aya baktı ya dedi ki, şu ayı gördüğünüz gibi, muhakkak Rabbinizi da göreceksiniz. Eğer, güneşin doğuşundan ve batışından önce namazı kaçırmamaya gücünüz yeterse onu yapın. Yine Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Ebu Musa'dan nakledilir ki, Resulullah, S.A. Şöyle buyurmuştur, İçindekileri ve kapları altından iki cennet. İçindekileri ve kapları gümüşten iki cennet. Topluluk ile Allah'a bakmaları arasında ad cennetinde yalnız Allah'ın zatının kibriya örtüsü vardır. Müslim'in tek başına rivayet ettiği hadisler arasında Suheyb'in, peygamberden naklettiği hadiste Resulullah, S.A. Şöyle buyurur, Cennet ehli cennete girdiğinde denilir ki: "Allah Teala, neyi istiyorsanız onu artırayım." diyor. Onlar derler ki: "Yüzümüzü ağartmadın mı? Sen bizi cehennemden kurtarıp cennete girdirmedin mi?" Ravi der ki: "Perde açılır. Onlara Rablan'la bakmaktan daha sevimli hiçbir şey verilmez ve işte bunun ötesi de vardır. Sonra güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası var." Yunus 26 ayetini okudu. Müslimin tek başına rivayet ettiği hadislerden birinde de Cabi nakleder ki Resulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur. Allah Teala müminlere gülerek tecelli eder. Yani kıyamet sahrasında. Bu hadislerde müminlerin kıyamet için toplandıkları meydanda ve cennet bahçelerinde Rablarını görecekleri belirtilmektedir. İmam Ahmed İb Hanbel der ki: Bize Ebu Muaviye Abdullah İb Ömer'den nakletti ki Resulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur. Cennet ehlinin derecesi en aşağıda olanı, 2000 sene kendi mülküne bakar da yakınım gördüğü gibi uzarını da görür. Eşine ve hizmetçilerine bakar. Onların mertebe bakımından en üstün olanı, günde iki kez Allah Teala'nın zatına nazar eder. Bu hadisi Tirmizi ABD bu Maid kanalıyla. Tüm düzeltme işareti irden nakleder ve Abdullah İb Ömer'in şöyle dediğini işittim. Diyerek hadisi olduğu gibi zikreder. Yine Tirmizi der ki, bu hadisi Abdülmelik. Abdullah İb Ömer'den rivayet etmiştir. Keza sevri de Abdullah İb Ömer'den rivayet etmiştir. Eğer konuyu uzatmak endişesi olmasaydı biz bu hadisleri muhtelif tarihleriyle ve lafızlarıyla birlikte sahih Hasan, Müsned ve Sünen kitaplarından naklederdik. Ancak bu tefsirin muhtelif yerlerinde dağınık olarak bu hadisleri zikrettik. Tevfik Allah'tandır. Bu konu sahabeniri ri tabiinin ve selefi salihinin üzerinde icma ettiği bir konudur. Bütün imamlar arasında da bu hususta ittifak vardır. Hamd Allah'a mahsustur. Buradaki edatını, nimetler anlamına gelen kelimesinin müfredi olup, nimetler anlamına tevil edenlere gelince, onlar, Rablan'la bakacaklardır, kavlinin, Rablarının sevabı ile sevineceklerdir, şeklinde olduğunu bildirirler. Sevri, Mansur kanalıyla Mücahid'den bunu nakleder. İl-Sörir de değişik vecihlerle bu rivayeti Mücahid'den nakleder. Ebu Salih de böyle demiştir. Ancak bu, sözün yorumlanabileceği en uzak yorum ve takip edilebilecek en yanlış yoldur. Allah Teala'nın, hayır, doğrusu onlar o gün, Rablarından yoksun kalacaklardır, kavli, mutafifin, 15 karşısında bunların durumu ne olacaktır? Şafi Merhum der ki, iyiler azız ve celil olan Allah'ı göreceklerini bildikleri için, fasıklar perdelenirler. Kaldı ki bu ayeti kerime, Nın ifadesinin delalet ettiği hususta Resulullah, S.A. tam mütevatir hadislerde de varit olmuştur. Nitekim i̇b Sörir Taberi der ki, bize Muhammed İb İsmail El Buhari. Hasan'dan nakleder ki, o, bir takım yüzler o gün parlayacak, kavlinden maksat, güzelleşecek demektir, diyor. Rablarına bakacaklardır, Rablarını göreceklerdir. O yüzlerin yaratana bakarken parlama da aydınlanma da hakkıdır. Bir takım yüzler de o gün asıktır. Bel kemiğinin anlar. Bu da fasıklan yüzüdür. Kıyamet günü bütün fasıkların yüzü asık olacaktır. Katade der ki, buradaki kelimesi, asık ve ekşi, anlamına gelir. Süddi ise, rengi değişir, demiştir. İbzeyt de bunu, yüzü buruşur ve asılır, diye tefsir etmiştir. Bel kemiğinin kırılacağını anlar. Mücahid buradaki, öş, i, kelimesinin felaketli ve dehşetli anlamına geldiğini bildirir. Katade, kötü, derken, Süddi, kendisinin helak olacağını kestirir, der. İbzeyt ise, o cehenneme gireceğine kanaat getirir, diye mana vermiştir. Bu makam Allah Teala'm şu kavillerinde beyan ettiği an düzeltme işareti ır, o gün nice yüzler ağrır, nice yüzler kararır. Ali İmran, 106, o gün bir takım yüzler aydınlıktır. Gülmekte ve sevinmektedir. O gün bir takım yüzler de tozlanmış ve onları karanlık bürümüştür. İşte bunlar kâfirler ve fasörlerdir. Abese 38 ila 42 o gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüşlerdir. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen açlığı gidermeyen, kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur. İnanmış olanların yüzleri o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnudurlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Yaşiye, 2 ila 11. Ve daha buna benzer birçok ayeti kerime geçmişti. 2. 26. Dikkat edin, köprücük kemiğine bir dayandığı zaman, 27. Çare bulacak kim? Denir. 28. Ve ayrılık vaktinin geldiğini anlar. 29. Bacak da bacağa dolaşır. 30. O gün sev, yalnız Rab'madır. 31. İşte o, tasdik etmemiş, namaz da kılmamıştı. 32, fakat yalanlamış, yüz çevirmişti. 33, sonra da salma salına kendinden yana olanlara gitmişti. 34, yazıklar olsun sana, yazıklar. 35, yine yazıklar olsun sana, yazıklar. 36, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? 37, o, akıtılan bir meni damlası değil miydi? 38, sonra kan pıhtısı olmuş, sonra, onu insan biçimine koyup yaratmış ve düzeltmiştir. 39, ve ondan erkek, dişi iki cins yaratmıştır. 2 Ebul Fida İsmail İlkesir, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları, 14 bölü 8198-8201 40 Şimdi o, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Bacak bacağa dolaştığı zaman, Allah Teala ölüm anında kişiyi saran dehşetli hali bize haber veriyor ve kendi sabit kavliyle bunu tesbih ederek buyuruyor ki, dikkat edin, köprücük kemiğine bir dayandığı zaman eğer biz buradaki, mt, edatını radya olarak alırsak, mana şöyle olur, ey Ademoğlu, sana haber verileni yalanlayabilecek değilsin. Bu, senin katında apaçık beyan olmuştur. Ama bu edata, gerçek anlamını verecek olursak mana zahirdir. Bu takdirde mana, gerçekten köprücük kemiğine bir dayandığı zaman, şeklinde olur. Yani ruhun bedeninden ayrılıp köprücük kemiğine ulaştığı zaman. Ayetteki kelimesi kelimesinin cemi olup gırtlak boğumu ile boyun arasındaki kemiktir. Bu ayet Allah Teala'nın vaka suresinde beyan ettiği şu ayet gibidir. Hele can boğaza gelince, o vakit görürsünüz siz. Biz or büyüktür a ah sizden yakınız, ama görmezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, onu geri çevirse, nize. Şayet sözünüzde samimiyseniz, vaka, 83 ila 87, burada ise, dikkat edin köprücük kemiğine bir dayandığı zaman, buyuruyor. Bu ayetin tefsirinde daha önce Yasin suresinde geçmiş olan Biş ib Cuhaş, M hadisi nakledilir. Çare bulacak kim? denir. İkrime, ib Abbas'tan nakleder ki, o, bu ayette hangi muska yazan muska yazacak? Anlamını ve, rimiştir. İbu Kılabe de böyle der. Yani hangi şifa dağıtacak doktor, anlamını verir. Katade, hak ve ib Zeyd de bu manayı vermişlerdir. İb Ebu Hatim der ki, bize babam. ib Abbas'tan nakletti ki, o, bu ayete şöyle mana vermiştir, rahmet melekleri mi, yoksa azab melekleri mi ruhumu alacaktır? Bu takdirde bu söz meleklerin sözü olmalıdır. İbe bu hatim aynı isnadla Abdullah İb bacak da bacağa dolaşır, kavlayın, dünya ve ahiret onun üzerinde dolaşır, anlamım verdiğini bildirir. Ali İbe bu talhada İb nakleder ki, Şöyle demiştir: Dünyadan son gün, ahiretten de ilk günün başladığı o sırada Allah'ın merhamet ettiklerinden başka herkes şiddet üzerine şiddetle karşılaşır. İkram ise der ki, bacakla bacağa dolaşır. Büyük bir iş, büyük bir işe karışır. Mücahid ise bela belaya karışır demiştir. Hasan El Basri de bunlar senin birbirine dolaşan bacaklarındır demiştir. Bir başka rivayete göre de Hasan El Basri der ki, kişinin iki ayağı ölmüştür ve onu taşıyamazlar. Halbuki daha önce o ayakların üzerinde koşup durmaktaydı. Süddi'de Ebu Malik'ten böyle nakleder. Hasan'dan bir rivayete göre ise bu, iki ayağın kefene sanmasıdır. Daha da şöyle mana verir, onun üzerinde iki durum birleşmiştir. Halk bedenini tekfin ederken melekler de ruhunu tekiz ederler. O gün sevk, yalnız Rabb'inadır. Dönüş ve varış yalnız ve yalnız Rabb'inadır. Çünkü ruh, göklere yüceltilince azız ve celil olan Allah buyurur ki, ''Kulumu yeryüzüne geri götürünüz.'' Çünkü ben, onu topraktan yarattım ve toprağa tekrar döndüreceğim, sonra tekrar onu topraktan çıkaracağım. Nitekim bu husus Beran'ın naklettiği uzun hadiste varid olmuştur. Bakınız, Araf, 40, Allah Teala bir başka ayette ise bu hususta şöyle buyurur, o, kullan üzerinde yegane hakimdir. Ve size, koruyucular yollar. Nihayet herhangi birinize ölüm gelince, elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra onlar gerçek mevlalarına döndürülürler. Dikkat edin, hüküm onundur ve o, hesap görenlerin en süratlisidir. Enam 61 ila 62. İşte o tasdik etmemiş, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış, yüz çevirmişti. Bu ifade, dünya hayatında iken kalbiyle hakkı yalanlayan, ameliyle bedenini haktan geri çeviren, içinde ve dışında hayırdan eser bulunmayan kâfirlerin halini haber vermektedir. Bu sebeple Allah Teala, işte o, tasdik etmemiş, namaz da kılmamıştı. Fakat yalanlamış, yüz çevirmişti. Sonra da salma salına kendinden yana olanlara gitmişti, buyuruyor. Şımarık, azgın, tembel, kudretsiz ve amelsiz olarak kendinden yana olanlara dönüp gitmişti. Tıpkı Mutafifin suresinde buyurulduğu gibi, taraftarlarına vardıklarında bununla eğlenirlerdi. Mutafifin, 31. İnşikak suresinde ise şöyle buyuruyor, çünkü o, dünyada adamlarının yanında iken zevk içindeydi. Zira o, bir daha dirilip dönmeyeceğini sanmıştı. Bilin ki, Rabb'u onu şüphesiz görmekteydi. İnşikak, 13 ila 15. Daha hak, İbabas'tan nakleder ki, o, sonra da salına salına kendinden yana olanlara gitmişti, kavli hakkında, eğilip bükülerek, diye mana vermiştir katade ve zeyti beşlemde kibirlenerek demiştir. Yağıklar olsun sana, yazıklar. Yine yazıklar olsun sana, yazıklar. Bu Allah Teala'dan kibirlis yürüyen kafirlere bir tehdit ve kuvvetli bir azab ihtarıdır. Böyle yürümeye hakkın var. Seni yaratan ve yoktan var eden yaratıcını inkar ettin. Bu ifade istihza ve tehdit tarzında söylenen tad bakalım, hani güçlü olan, değerli olan yalnız sendin. Doğan 49, ve, yeyin ve biraz eğlenin. Doğrusu sizler suçlularsınız. Mürselat, 46, ve, artık siz de ondan başka dilediğinize tapın. Zümer, 15, ve, dilediğinizi yapın. Fussilet, 40, ve benzeri ifadeler gibi alay ve tehdit yollu bir sözdür. İbebu Hatim der ki, bize Ahmed İb Sinan. Musa İbebu Ayşe'den nakletti ki, o, ben bu ayeti Said İb Cübeyr'e sordum da, dedi ki, Resulullah, S.A. Ebu Cehil'e böyle dedi, sonra bu, kur, bir ifade olarak indi. Ebu Abdurrahman en neseyi de der ki, bize Yakup İb İbrahim. Musa İb Ebu Ayşe'den nakletti ki, Said İb Cübel şöyle demiş, ben, İb yazıklar olsun sana, yazıklar. Yine yazıklar olsun sana yazıklar, ayetini sordum da, dedi ki, Resulullah, S.A. Ebu Cehil'e böyle demiş ki sonra aziz ve celil olan Allah ona bu ayeti indirdi. İbe bu hatim der ki, bize babam. Kata deden bu ayet konusunda şöyle dediğini nakletti, işittiğiniz gibi bu, tehdit üstüne tehdittir. İddia ettiklerine göre Resulullah, S.A. Ebu Cehil'in elbisesinden tutarak, yazık yar olsun sana, yazıklar. Yine yazıklar olsun sana, yazıklar, demiş. Allah düşmanı Ebu Cehil, ey Muhammed, beni tehdit mi ediyorsun? Allah'a and olsun ki sen ve Rabbim, bana bir şey yapmaya güç yetiremezsiniz. Doğrusu ben, iki dağ arasında yürüyenlerin en güçlü ve şereflisiyim, demişti. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Süddi bunun tekrar diriltilemeyeceği anlamına geldiğini bildirir. Mücahid, Şafii ve Abdurrahman İbzeyti İb Beşlem İb bunun, kendisine emir ve yasaklar konmayacağını mı sanır? Demek olduğunu bildirirler. Ayetin zahiri her iki halide ihtiva etmektedir. Yani dünyada başıboş bırakılıp hiçbir emir ve yasak verilmeyeceğini mi sanır? kabrinde başıboş bırakılıp diriltilmeyeceğini mi sanır? Aksine o, dünyada hem emirler ve nehilere muhataptır, hem de ahiret diyarında Allah'ın huzurunda haşredilecektir. Burada asıl kastedilen şey, öldükten sonra dirilmenin ispatı ve bunu inkar eden cehalet, inad ve sapıklık ehline reddir. Bu sebeple yeni baştan diriltileceğim göstererek buyuruyor ki, o, akıtılan bir meni damlası değil miydi? İnsan, değersiz bir sudan rahimlere boşaltılan bir meniden meydana gelmiş zayıf bir nutfe iken, insan olmamış mıydı? Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra onu insan biçimine koyup yaratmış ve düzeltmiştir. İnsan önce kan pıhtısı olmuş, sonra bir çiğnem et olmuş, sonra şekil kazandırılarak kendisine ruh üfürülmüş ve organları sağlam düpedüz bir başka yaratık haline gelmişti. Allah'ın takdiri erkek ve dişi olarak halkedilmişti. Bu sebeple ayetin devamında buyuruyor ki ve ondan erkek dişi iki cins yaratmıştır. Şimdi o ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Bu kan pıhtısından, bu güçsüz su damlasından, bu düzgün yaratığı yoktan var eden Allah, ilkin var ettiği gibi yeniden diriltmeye kadir değil midir? Yeniden diriltmeye muktedir oluş baştan yaratmaya nispetle ya daha uygun bir yolla olacaktır veya her iki durumun söylenmesine müsait düzeyde olacaktır. Allah Teala'nın buyurduğu gibi, ilkin yaratıp sonra onu iade eden O'dur. Bu, onun için pek kolaydır. Rüm, 27, Rüm suresinde de geçtiği gibi yeniden yaratılışın açıklanması ve takriri olarak belirtilen birinci görüş, daha meşhurdur. Allah en iyisini bilendir. İba Ebu Hatim der ki, bize Hasan İb Muhammed. Musa İb Ebu Ayşe'den nakletti ki, bir başkası duvarın üzerinde sesini yükselterek Kur'an okuyormuş. Nihayet, şimdi o, ölüleri diriltmeye kadir de pound ilmidir. Kavlini okuyunca, tenzih ederim seni Allah'ım, elbette kadirsin, demiş. Niçin böyle dediği sorulunca da, Resulullah, S.A.M. böyle dedifini duydum, diye cevap vermiş. Ebu Davud merhum der ki, bize Muhammed İbni Sena. Musa İb Ebu Ayşe'nin şöyle dediğini bildirdi, adamın bir evinin üzerinde namaz kılıyordu ve bu ayeti okuduğunda, tenzih ederim seni elbette kadirsin, diyordu. Kendisine bu durum sorulduğunda, Resulullah, S, A. M. böyle dediğini duydum, diye karşılık vermişti, Ebu Davud bu ayette münferit kalmıştır ve bunu söyleyen sahabenin adını da bildirmemiştir. Ancak bu ismin belirtilme işinin bir zararı yoktur. Yine Ebu Davud der ki, bize Abdullah İb Muhammed. İsmail İbni Meyye'den nakletti ki, o, bir bedeviden işittim ki, Ebu Hüreyre şöyle demiş diyor, Resulullah s.a. buyurdu ki, sizden biriniz tin suresini okuyup da sonuna varınca, Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Tin, 8 dediğinde, evet ben de buna şanallerdenim, desin. Her kim de kıyamet suresini okuyup sonunda, şimdi o, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Kavlayn gelirse, evet, desin. Kim de Mürselat suresini okuyup, bundan sonra artık hangi söze inanacaklar? Mürselat, 50, kavlayın gelirse, biz Allah'a iman ettik, desin. Bu hadise Ahmed İb Hanbel, Süfyan İb Uyeyne'den, tirmizide de Ömer kanalıyla Süfyan İb Uyeyne'den naklederler, Şuk de İsmail İb meyye'den nakleder ki, o, ben kendisine sana bunu kim anlattı? Diye sordum da, doğru sözlü bir adam Ebu Hüreyre'den nakletti, dediler. İb Sölir Taberi der ki, bize bir katadeden nakletti ki o, şimdi o, ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Kavli hakkında şöyle demiş, bize anlatıldığına göre, Resulullah, S.A. Bu ayeti okuyunca, tenzih ederim seni, elbette evet, dermiş. İbe bu Hatim der ki, bize Ahmet İb Sinan, Said İb Cübeer'den nakletti ki, İb Abaz bu ayete gelince, tenzih ederim seni, evet kadirsin, demiş. 3.